Muhammed Mursi, bir yıl önce mübarek rejimini deviren kitle hareketini takiben Mısır'da düzenlenen ilk demokratik seçimlerle iktidara gelmişti. Ama hükümetin giderek İslamcı bir çizgiye girdiği ve ekonomiyi kötü yönettiği eleştirileri hükümet karşıtı dev protestolara ve dün akşam da ordunun müdahalesiyle Mursi'nin devrilmesine yol açtı. Generaller halkın çıkarlarına hizmet etmek için müdahale ettiklerini ve iktidar hevesinde olmadıklarını söylüyorlar. Peki Mısır'da demokrasinin geleceği açısından tüm bu gelişmeler ne ifade ediyor? BBC diplomasi muhabiri James Robbins araştırdı. Mursi'nin şaşırtıcı yükselişi ve düşüşü büyük önem taşıyor. Devrik Mısır Cumhurbaşkanı, dünyanın en büyük Arap nüfusunun lideri olarak Orta Doğu genelinde büyük siyasi rol oynuyordu. Ama dünya liderleriyle Mısır'ın demokratik seçimle iktidara gelmiş ilk cumhurbaşkanı olarak tanışan Mursi, kendi halkını böldü, ordunun hayati önem taşıyan desteğini de kaybetti. Mısır halkı uzun vadedeki tercihini açık biçimde ortaya koydu. Demokratik bir sistem istiyorlar. Bunu kendilerine sunmadığı için Mursi'den rahatsızdılar. Mursi'nin getirdiği yeni bir tek partili rejimdi çünkü. Onlar da bunu reddettiler. Ancak ordunun Mursi'yi iktidardan uzaklaştırması, ülkenin daha kötü bir duruma sürüklenmesiyle de sonuçlanabilir. Mısır'daki tehlikeli bölünmenin boyutlarına şüphe yok. Ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'deki bu çatışmalar, Cumhurbaşkanı'na olan desteğin zaten azalmakta olduğunun göstergesiydi. Kısmen de olsa bu durumun sebebi Mursi'nin önceliği bozulan ekonomiye değil, dine vermesiydi. Allah'ın bu siyasi anlaşmazlıklara karıştırılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin halkın yararına, eğitim, sağlık, konut gibi temel ihtiyaçları gözetilerek sosyal adaletin sağlandığı bir şekilde yönetilmesini istiyoruz. Bir din savaşına dönüşmemeli. Mursi Mısır'da özgür seçimlerle iktidara gelen ilk cumhurbaşkanıydı. Şimdi ise ordunun devleti başarısızlığa uğrattığı yolundaki kanaatinin kurbanı. Ordu cumhurbaşkanını tüm muhalefeti ve zaruri ekonomik reformları görmezden gelmek ve İslamcı bir siyaset gütmekle suçlayan protestocularla birlik oldu. Mursi'yi destekleyen Müslüman Kardeşler Hareketi ise büyük bir tehlike arz ediyor. Liderlerine sadece bir yıl fırsat verilmiş olmasına öfkeliler. Generallerin sevmedikleri liderleri veto edebilmelerinin demokrasiye yakışmadığını savunuyorlar. Cumhurbaşkanı Mursi ne yapmış olursa olsun adil bir seçimle iktidara gelmiştir. Bir cumhurbaşkanını halk ayaklanmasıyla görevden almakta da büyük tehlike var. Gelecekte demokratik seçimle iktidara gelen diğer cumhurbaşkanlarının başına da aynısının gelmeyeceğine malum. Orta Doğu'nun geri kalanındaki yansımalar da Mısır'ın hem siyasi hem de ekonomik geleceği açısından kritik önem taşıyor. Suudiler kesinlikle Müslüman kardeşlerin gidişinden memnun. Katar dışındaki körfez ülkeleri zaten Mısır'da ve Tunus'ta İslamcıların yükselişinden hoşnut değildi. Ama Suudiler de öyle demokrasiyle dost falan değiller. Unutmayın, sokaklara dökülüp Mursi'nin istifasını talep edenlerin büyük kısmı mübarek rejimi destekçileri. Demokratik ideallere bağlı kalacaklar mı, yoksa mübarekin polis devletini mi canlandırmaya çalışacaklar? Bu ortamda Suudilerin gelişi tabii Mısır için iyi haber, çünkü ekonomiye sermaye akışı sağlayabilirler. Ama Suudilerin eski rejimin oyuncularına destek olması riski de var. Bununla beraber mübarekin ardından değişen şu, Mısır bir daha asla son 60 yılda olduğu gibi yönetilmeyecek. Mısırlılar ayaklanarak 3 yıl içinde 2 lideri devirdiler. Geleceğin liderlerinin çıkaracağı ders ise şu, Mısır hesap verebilen hükümetler, özellikle gençleri siyasi sürecin parçası yapan, halkı dinleyen liderler ve görüşlerinin desteğinde demokratik, katılımcı bir sistemin geliştirilmesini istiyor. Mısır'da demokrasi zaferi gibi görünen bir yılın ardından seçimin galibi görevden uzaklaştırıldı. Mısır askeri darbelere yabancı değil. Ama görünen o ki Cumhurbaşkanı Mursi'nin düşüşü farklı ve sonuçları da Mısır'ın sınırlarını aşabilecek nitelikte.